Merhaba arkadaşlar, Jatın Dünyası'na hoş geldiniz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen bir abone olmayı ve aşağıdan bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hadi hemen videomuza geçelim. Bugün arkadaşlar sizlere Batak nasıl oynanır onu öğreteceğim. Sıfırdan hiç bilmeyen bir insan Batak nasıl oynanır öğrenecek. Öncelikle yukarıda gördüğünüz K ve 7 maça oluyor. K'nın diğer adı papazdır. Maça ve maça papaz maça 7 olarak okunur. K K ve 7'nin yanındaki A ve 2 A aslında as anlamına geliyor. As e, en büyük anlamdadır. As ve 2 orası kupa oluyor arkadaşlar. Kupanın yanındaki sinek oluyor arkadaşlar. J 10 aşağıda gördüğünüz gibi devam ediyor. 9 7 4 2 bunlar sinek oluyor. J'nin diğer adı jilet, joker ve oğlan olarak geçer. Onun altında ise karo var gördüğünüz gibi. Zaten şekli karo'ya benziyor. Kako pardon, karo papaz, karo kız, karo 7 olarak okunuyor. Şimdi kartlar böyle arkadaşlar. Peki oyun nasıl oynanıyor? Ben gördüğünüz gibi sistem üzerinden şimdi sizlere bir oyun açacağım. Bu normal bir el istiyorsanız bunda da oynayabilirim ama size daha güzel bir el açmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi şurada ihaleli oyun var en üstte. En üsttekine tıklıyorum. Şimdi burada Güzel bir el mi geldi? Evet güzel bir el geldi. Burada gördüğünüz gibi sayılar var. Önce kartlarıma bakıyorum. Sayıyorum. Ben bir ele girebilir miyim? Ele girebilmek için eldeki kartların büyük olması lazım arkadaşlar. Mesela sinekten kız var. Oğlan var. 8 var. 5 var. Üç var. Orada bir papaz veya as olsaydı ben 5'e girebilirdim. 5'e girersem alabileceğimi biliyordum. Ama ben yine olmadan da girmeye çalışıyorum. Sizin için. Daha şu yukarıda gördüğünüz sayılar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunlar e, istediğiniz kadar e, alabileceğiniz sayılar anlamına geliyor. Mesela diyorum ki ben 5 tane alırım diyorum ve 5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi 5'e bastım. Şimdi arkadaşlar hepsi pas geçti. Diyor ki bize. Koz seç. Hangisini koz olarak kullanmak istiyorsun? Ben size söylediğim gibi sineye söyleyeceğim. Sinek benim kozum olacak çünkü sinek kartı elimde daha çok ve diğerlerinde daha az. Bir karttan bir oyunda 13 tane vardır. Bende 5 tane varsa diğerlerinde 13 tane eşit olarak dağılmış olma ihtimalini düşünüyorum ve ona göre sinek diyorum. Şimdi oynayalım. Diyor ki bana oynayın diyor. Şimdi benim ilk hamlem nasıl olmalı? İlk hamlem ilk verim. her zaman alabileceğim kağıtlar üzerine olmalı. Mesela as aslan A. A'dan büyük kağıt yok. A şimdi şunu atıyorum ve bunu ben alacağım. Niye? Çünkü bundan büyük kağıt yok oyunda. As var. Papaz sıralı gidiyor. As, papaz, kız, jilet, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki diye gidiyor. Tamam mı? Çünkü as'tan büyüğü yok. Ben onu aldım. Altıya atsam papazı olan alacak. Bakın şimdi gösteriyorum şimdi. Altıya attım papazı olan alacak. Gördüğünüz gibi Kızı olmasına rağmen alamadı. Papazı olan aldı. Şimdi bu adam Ece 4'ü attı, 5'i attı. Ben burada 6'yı atarsam bu adam alacak. Kızı atarsam belki bu adam alabilir. Çünkü papazı olursa. Ben kızı atıyorum ve riske giriyorum. Diyorum ki belki bu adamda papaz yoktur. Kızı attım. Papaz vermiş aldı. Bende maça var. Ben maçayla her türlü alacağım. Maça as. As da alacağım her türlü. Bakın. Şu as'ı attığım zaman ben alacağım. Çünkü as diğerlerinden büyük. Şimdi elimde J var. 10 var, 3 var, 6 var. Aşağıda kozlar oynayamıyorum. Niye Çünkü kozlar daha çıkmadı. Kozların biri çıkacak ki ben oynayabileyim. Şimdi koz çıkması için tekrardan 3 e atıyorum. Niye Çünkü e, maça maça 3 atacağım maça 3 e, 2 tur döndü 2 tur hesaplarsak 4'ten 8 yapar. Bendeki 2 taneyle 10 yapar yani, 10, 3 tane kağıt var. Hepsinde bir bir darma ihtimali çok düşük. O yüzden birisi e, koz atacak. Yani koz atacak, çakacak anlamına geliyor koz atacak. Şimdi bakın izleyin. 3 attım. Gördüğünüz gibi Ece koz attı. Yani birinde bir tane daha maça var. Bir de bende var. İki tane maçamız kaldı oyunda. Ya oyunu da takip etmek aslında önemli burada. 2 attı, 3 attı. Ben mecbur 10 e, atacağım. Çünkü alamayacağım. As aldı, asla aldı. 8 attı, papaz attı, 5 attı. Şimdi ben burada bu Ece'nin alacağını biliyorum. Neden? Çünkü papaz attı. Ben jiletle onu geçemiyorum. Jilet onu geçemez. Atacağım ama alacak her türlü. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldik kozlara. Arkadaşlar şimdi kız normalde hepsini kırmızı olsa, hepsi kupa olsa alır. Ama ben şey oynayacağım. Koz oynayacağım mecbur. Koz da altı olmayacağına göre sineklerden biri olacak. Sineklerden en küçük kozu atıyorum. Niye? Çünkü ben biliyorum ki e, kupa iki tur döndü. İki tur dönmesi ne demek? 8 demek. İki de yerde var on. Demek ki üç tane daha var. Üç tane bir, üç tanesinden biri belki olma ihtimali çok yüksek. O yüzden ben koz atıyorum. Küçük koz atıyorum ve alacağımı biliyorum. Bakın Gördüğünüz gibi aldı. Şimdi benim hamlem nasıl olmalı? Önceden de söylemiştim sizlere. Maça 6 bir tane bende var. Bir de bir kişi de var. Büyük ihtimal doğa veya belki de büyük ihtimalle doğada olması lazım. Nasıl biliyorum? Çünkü Ece maça attığımda koz atmıştı. Berk veya doğa alıyor. Ben doğa diyorum. Tahmin ediyorum sadece. İkisinden birinin olduğunu kesin eminim. Şimdi ben altını atıyorum. Niye atıyorum? Koz çıkmaları için. Ben de çünkü Papazla az yok. Onun için koz çıkmalarını istiyorum. Şimdi 6'ya atıyorum. Jilet. Doğa Berk'teymiş. Evet. Şimdi şunu gördük arkadaşlar. Ece koz attı. Ece'de koz var. Doğa koz atamadı. Koz yok. Berk'te koz olabilir. O yüzden ben 5-8 Jilet atsam yine papaz atacak. Ama ben 5'e atacağım. Niye? Çünkü tekrar kupa olabilir. 5 atıyorum. 6 ile aldı. Gördüğünüz gibi kozumu geçti. Evet. Şimdi papaz attı. Ben geçemeyeceğim için papazı mecbur 8 atacağım ve Ece alacak. Bütün kağıtlar da Ece'ye gitmiş. Jilet atıyorum. Aldım. Şimdi ben 5'e girmiştim. 4 tane aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada kaç tane aldığım yazıyor. Gördüğünüz gibi. Ben bu turu kaybettim. Nasıl anladım bunu? Çünkü elimde sadece kız kaldı ve oyunu takip eden bir insan oyunda az papazın, az sineğin kaldığını görür. Az sinek demek yani kızı geçebilir. Kızı geçecek yani her türlü alacak anlamına geliyor. Ben şimdi oyunu kaybettim. Bakın izleyin muhtemelen de Ece'de çıkacak. Bütün kağıtlar Ece'de çıktı. Bakın Az sinek alacak. Bakın gördüğünüz gibi Ece'de çıktı. Yani batak oynamak böyle arkadaşlar. Kolay aslında. Oyunu takip etmek ve kağıtları bilmek üzerine kurulu Büyük kağıdı olan alır. Büyük kağıtlar hepsi ec'e toplanmış. Şans ya işte. Bu resmen şans. Böyleydi arkadaşlar. Batak oynamak isteyenler aşağıdan videomu beğenebilir. Oynamayı öğrenenler de aşağıdan videomu beğenebilir. Kanalıma abone olabilir. Ve bildirim seslerini açmayı unutmayabilir arkadaşlar. Videom bu kadardı. Herkese iyi günler. Bir sonraki videoda siz de batak videosu istiyorsanız, batak videoların devamını istiyorsanız. Burada gördüğünüz gibi ihalesiz, eşli, gömbeli 3-5-8 oyunu var. Bu oyunların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.